Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün 4 Aralık Salı, gün iziyle güne iz bırakan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü bugün, yani söz sırası onlarda. Onlardan biri de maden işçisi Günaydın Demirel. Günaydın Demirel, Zonguldak'ta çalıştığı maden ocağında konuştu. Kaçak ocaklarında ölüm olduğu zaman bu günlerde hatırlanıyoruz. Başka bir günlerde hatırlandığımızı hiç hatırlamıyoruz. Nasıl hatırlanmak istersiniz? Biz devamlı hatırlanmak istiyoruz. Devamlı bir yerin altında binlerce işçi çalıştığını, işçi arkadaşlarının olduğunu, kardeşler olduklarını bilmesini istiyoruz. Yer altında şehitlerimiz oluyor. Kaçak ocaklarında olsun, şurada burada olsun. Yer altında çalışan kaçak ocaklarında şehitlerimiz oluyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Son söz, yani denilecek başka bir şey yok yani. Hiç. Dünya Madenciler Günü, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, tüm yer altında çalışan işçi arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Emeklerin karşılığını almalarını diliyoruz. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Devam ediyoruz çalışmaya. Çalışmak boynumuzun borcu. Bakmakta olan bir ailemiz, çoluk çocuğumuz var. Bunlara bakmak zorundayız. Biz garip bir madenciyiz. Zonguldak halkı olarak, yani biz garip bir madenciyiz diyecek başka bir şeyimiz yok. Evet, bugün Madenciler Günü. Türkiye bugünü kuralsız, güvencesiz, denetimsiz çalışmanın ve toplu ölümlerin gölgesinde geçiriyor. İşte Türkiye'nin kahreden maden ocağı karnesi. Yüzmeyi bilmez ya, suyun içinde ne yaptı? Bitti mi benim oğlan şimdi? Dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerinden biri madencilik. En küçük ihmal bile faciaya sebep olabiliyor. Türkiye'nin maden kazaları konusunda karnesi kırıklarla dolu. 7 Mart 1983 Armutçuk. 7 Şubat 1990 Amasya. 3 Mart 1992 Kozlu. 26 Mart 1995 Sorgun. 22 Kasım 2003 Ermenek. 8 Eylül 2004 Küre. 2 Haziran 2006 Dursun Bey. 10 Aralık 2009 Mustafa Kemal Paşa. 27 Mayıs 2010 Zonguldak. 8 Ocak 2013 Kozlu. 13 Mayıs 2014 Soma. 28 Ekim 2014 Ermenek. 20 Kasım 2018 Kilimli. Dünyanın belki de en zor, en riskli çalışma koşullarına sahip maden sektöründe çalışan ve hayatını kaybeden bütün işçileri saygıyla anıyoruz. Evet, bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Madencilerin sorunlarını ele alacağız. Telefon attığımızda DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Dev Madensen Genel Başkanı Sayın Tayfun Görgün var. Sayın Görgün, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Sayın Görgün. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, sesinizi ancak alabildim. Teşekkürler. Madenciler Gününüz kutlu olsun efendim. Ancak evet, tabii bugün de ne yazık ki daha çok kazaları konuşuyoruz. İş güvenliğinden bahsediyoruz. Soma'ydı, Ermenek'ti derken ne yazık ki bu iş kazaları da devam ediyor. Peki neden bunun önüne geçemiyoruz? Böyle başlayalım. Buyurun. Şimdi madencilik zaten doğası gereği zahmetli, güçlüklerle yapılabilen ağır, tehlikeli bir iş kolu. Tecrübe isteyen, yani şirket tecrübesi de çalışan madenciler tecrübesi isteyen, madencilik denetçisinin uyması gereken bir iş kolu. Fakat Türkiye'de kolayca karı maksimize etmek ve yüksek karlar elde etmek için öncelikle sağlıklı iş güvenliği tedbirlerini almaktan vazgeçiyor veya azalıyor işverenler. Çünkü bu maliyetleri uyduruyor, karlarına kar katıyor. Öte yandan denetim de eksik olunca, madenciler sahipsiz de olunca, yani sendikasını da olunca, denetim de olmayınca, dolayısıyla bu canımızı yakan ölümlü kazaları, biz ona iş cinayetleri diyoruz. Çok büyük ölçüde sakatlanmalar, organ kayıplarıyla karşı karşıya kalınan bir çalışma ortamı haline geldi. Bu son yıllarda artan özelleştirme,
taşeronlaştırma, hizmet alımları gibi, yani aslında kamunun olan madenler, tüm bir toplumun olan madenlerin bu yolla ödevatı da dahil olmak üzere işverenlere adeta teşvik etmesi sebebiyle böyle kötü bir ortama geldi. Tabii sadece can kayıpları, organ kayıpları değil bizim derslerimiz. Aynı zamanda ücretlerin ödenmemesi, eksik ödenmesi, yıllık veya haftalık izinlerin kullandırılmaması veya eksik kullandırılması gibi bir sürü hak ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor madenciler. Buralar, yani maden çıkarılan işyerleri, maden işlenen işyerleri genellikle kırsalda olduğu için kamunun gözünden uzak kalıyor ve orada hak ihlallerini yapmak daha da kolay oluyor. Çünkü işçinin orada madenle maddede çalışacak iş imkanında bulunmadığı için adeta çaresiz biçimde işçiler buna katlanmak durumunda kalıyorlar. Yani bir tarafta açlık ve yoksulluk fizik, diğer tarafta çok kötü koşullarda çalışma ortamı var. Hani bir Zonguldak'ta maden işçinin de söylediği gibi yukarıda açlıktan ölmek neredeyse kesin, aşağıda maden ocağında iş kazasında ölmek istemeyen bir ihtimal şeklinde çaresizliğini dile getiren bir ifade gibi bir ortamda çalışıyor maden. Burada en büyük kusur iktidarların ve devletin oluyor. Bir defa madenlerin aranmasından işletilmesine, pazarlamasına kadar her safhası Enerji Bakanlığı'nın kontrolünde olması lazım. MİGEM bunu yapıyor. Bu konuda görevlerin eksik yaptığını biliyoruz. Yetersiz kaldığını biliyoruz. Öte yandan da istihdam ve çalışma koşulları bakımından da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tabii yeni adıyla onun Aile Bakanlığı da katılarak değiştirildi maalesef. Bunlar denetim yapmayınca sahipsiz, çaresiz içinde çalışmaya mahkum kalıyor bunlar. Biz de buna hakkını aramak istedik. Yani iş yerlerinde gerek iş cinayeti olsun, kazalı yaralanmalar olsun veya hak ihlalleri karşısında hukuka adalete gelen işçilerin de davaları çok uzun sürüyor. İkincisi, bu davaları takip etmek, açmak, birik ücretlerini yetiştirmek çok büyük maliyetlere mal olduğu için işçiler daha başlar hak ihlalleri karşısında hukuk yolunu ya denemiyorlar ya da yıllarca süren davalar sonucunda yarı yoldan vazgeçiyorlar. Dolayısıyla tam bir çaresizlik ve tam bir sömürü burada söz konusu. Bir de öte yandan biliyorsunuz madencilik dünyanın en iki iş kolundan bir tanesi. Evet. Bir tanesi bunun tarım ve hayvan, diğeri maden. Fakat madenciliği diğer iş kolundan ayıran çok temel bir özellik var. Bunu hatırlatmak isterim ben. Madenler tarımdaki gibi, hayvancılıktaki gibi her yıl ekilip yeniden üretilemezler. Yani arpayı, buğdayı ya da başka bir tarım ürününü ekersiniz, hasat alırsınız, yeniden ekersiniz. Ama madenler böyle değil. Sınırlı kaynaklar, yerin altında ne kadar varsa o kadarla sınırlıdır ve bulunduğu yerde çıkarılır. Dolayısıyla madenler sadece bizim bütün toplumun, tüm bir ülkenin malı değil, gelecek kuşakların da hakkının olduğu bir kamusal varlıktır, hazinedir. Bu bakımdan madenciliğin işletilmesi ve pazarlamasına kadar her aşamasında çok dikkatli ve ulusal bir madencilik politikası uygulanması gerekirken, bu özel sektöre tamamen devredilmiş olan, biz ona peşkeş çekilmiş de diyoruz, madenlerin işletirken işverenler işçilerin haklarını yediği ve hafif yaptığı yandan biz de çevre sorunlarına, çevre prensiplerine kat etmeyerek, bu yasal mevzuata katı almayarak bir de böyle hak ihlalleri yapıyor. Dolayısıyla bütün bir yöredeki toplum da zarar altında oluyor. Yani oradaki tarım, hayvancılık, içme suları, hava hepsi kirleniyor. Maden işleri öte yandan da o yörede yaşadıkları için kendileri ve aileleri bir de buradan toplumda beraber zarar görüyorlar. Yani nereden bakarsanız bakın her yanıyla dökülen bir madencilik politikası var. Ama bunun sorumlusu kimdir derseniz ben şunu söylerim. Bundan Somal faciasından bir sene kadar önce Başbakanlık aslında Enerji Bakanlığı'nda bulunan madenlerin ruhsatlarının devri konusundaki yetkiyi Başbakanlık kendisine aldı. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı'na almış durumdalar. Yani bu da tek elle toplanıyor.
bu böyle olmaz. Halbuki bunu yapan özellikle kamu kurumları olması gerekiyor. Bunlardan da Türkiye yoksunuz. Denetim konusu zaten malum. Sendikalar Türkiye'de demokratik sendikalizm neredeyse yasaklanmış gibi muamele gördüğünden dolayı işler sendikalaşmadığı için işte, tamamen çaresiz kötü koşullara çalışıyorlar. Siz demin başka bir arkadaşla konuşurken herhalde bir işçi arkadaş idi. Bir söz söylediniz. Yani maden işleri güvencesiz, kuralsız çalışma koşullarında kitlesel ürünlerle karşı karşıya çalışıyordunuz. Gerçekten de öyle. Maden işleri maalesef bu ülkenin aynı zamanda yurttaşlarıdır onlar. Güvencesiz, kuralsız çalışma koşullarında ve artan ölümlere karşı sahipsiz, çaresiz biçimde çalışıyorlar. Son derece kötü durumdalar. Ama bunu aşmak için de bizim örgütlü olmaktan, hakkımızı aramaktan başka da elimizde bir çıkar yok. Çünkü işverenler bunu yapmazlar. Hükümetler bunun arkasını aramıyorlar. Dolayısıyla biz omuz omuza el ele verip kendi hakkımızı, yasal haklarımızı savunacağız. Ve alın terimizin karşılığı olan iyi çalışma, normal çalışma koşullarına çalışıp üreteceğiz ve hakkımızı alacağız. Madencilikte ve inşaat iş konusunda bir başka sorun daha son aylarda arttı biliyorsunuz. Türkiye bir krizle karşı karşıya. Burada işverenler eskiden daha fazla bir biçimde işinin hak etmiş olduğu ücretleri de ödemiyorlar. Yani 3 ay, 4 ay, 5 ay maaşı ödenmeyen işçiler var. Neredeyse asgari ücret düzeyinde çalışan bu işçiler çalışıp da 3-4 ay maaşlarını alamayınca çocuklarını okula göndermekte, evinin kirasını ödemekte, evine ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta büyük güçlüklerle karşı karşıyalar. Bunu duyurmak için bir etkinlik, bir gösteri, demokratik bir eylem yapmaya kalktıklarını da karşılarında polisi, jandarmayı, panzeri, tomaları buluyorlar ve bu insanlar hırpalanıyor. Sana ses tekilse kulak vermiyor. Öte yandan bir de bunlara para cezalar kesiyoruz. Zaten bu etkinliği sesini duymak, ülkesini almak için yapan işler bir de para cezalarla karşı karşıya kalınca tamamen ümitsiz, yaralanmış, örselenmiş olarak hayatlarına devam ettirmeye çalışıyorlar. Durum maalesef bu kadar kötü Türkiye'de maalesef. Bir durum. Evet. Aslında her zaman konuşmaya çok özen gösteriyoruz. Özellikle maden işçilerini. Ancak bugün de biliyorsunuz Dünya Madenciler Günü olduğu için ayrı bir şekilde parantez açmak istedik. Siz de sıkıntılardan, sorunlardan bahsettiniz. Peki bugüne özel mesajınız varsa onu alalım. Buyurun. Tabii ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim sesimizi yani işçilerin sesini, emeğin sesini ve özellikle madencilerin sesini duyuramıyoruz artık biz. Çığlıklarını. Buna siz olanak verdiğiniz için ve her zaman sahip çıktığınız için kürsünüzü, mikrofonunuzu araştırdığınız için teşekkür ederek ben şöyle bir mesajı söylemek istiyorum bütün işçi kardeşlerime. Toma'da, Ermenek'te, Şirvan'da, Zonguldak'ta yer altında güneş toplayan yitirdiğimiz madencilere saygı vermek ölmeden, yaralanmadan, hak ihlaline uğramadan ücretlerimizi tam alarak ve korlanmadan yaşamak istiyoruz. Bunun için de sahipsiz olan maden işçileri güç birliği yapmaya, mücadele etmeye, demokratik haklarını ve sendikal haklarını kullanmaya çağırıyorum ben. Ve hepinize, herkese saygılar sunuyorum. Pekala, çok teşekkürler Sayın Görgün değerli katılımınız için. Evet sevgili izleyenler, telefon attığımızda Dev Maden Sen Genel Başkanı Sayın Tayfun Görgün vardı ve 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ile ilgili hem mesajını hem de sıkıntıları paylaştı. Tabii ki bugün bunu konuşan sadece Sayın Görgün değil, aslında bugün salıydı ve grup toplantılarında da bahsedildi. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili konuştu. Şimdi Kılıçdaroğlu neler söylediklerini hemen sizlerle paylaşalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. Elin oğlu her türlü önlemi alıp aşağı indirir. Biz işçiyi aşağı indirir. İşçi öldükten sonra tedbir alırız. Daha geçen gün beton blok viyadük çalışması sırasında işçilerin üzerine düştü. 3. Havalimanı'nda çalışan işçilerin yakınları burada. Sizin çaba harcadığınız her saniyeden itibaren yanınızda olduk. Yasaklardan kaynaklanan haklarınızı istiyorsunuz. Neden haklarınızı arıyorsunuz diye çağırdılar mahkemeye. Onların haklarına, hukuklarına sonuna kadar sahip çıkacağız.
52 işçi hayatını kaybetti. 52 işçinin ölümlerini gizlediler. Onların hakkını bizim dışımızda hiç kimse savunmadı. Biz sadece işçinin hakkını savunmuyoruz. Ezilmesin bu insanlar. Bizim görevimiz halkın çıkarını savunmaktır. Sarayı değil, halkı savunuyoruz dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında. Dava savcısından yıllar sonra gelen Ergenekon diye bir terör örgütü yoktur yorumuna bir tepki de İyi Parti grubundan geldi sevgili izleyenler. Genel Başkan Meral Akşener kürsüden o açıklamayı değerlendirdi. Biz bu tezgahın neden kurulduğunu bilenlerdeniz. Bu kumpas Ergenekon'la başladı, 15 Temmuz'la bitti dedi. Sesime kulak verin hele. Sizin terör örgütü dediğiniz Ergenekon yurdun adıdır. Savcı yıllar sonra Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamıyor dedi. Türkiye'nin en çok konuşulan davası bir kez daha gündeme oturdu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de grup toplantısında o konuyu konuştu. Bu kumpasla başlayan süreç Habur'daki rezaletle, Dolmabahçe'yle, Megri Megri'yle, teröriste lahmacun ısmarlamayla, çadır mahkemelerle devam edip 15 Temmuz'la sonuçlandı. Ve yerel seçim. Akşener yerel seçime giderken CHP ile yürüttükleri süreci anlattı bir kez daha. İyi Parti papatya falı açar gibi bir gün adayım yok, bir gün adayım var diye siyaset yapmaz. Medeni bir şekilde yürüyen bu sürecin yakın zamanda sonuçlanacağını bilmenizi isterim. Akşener'in gündemindeki bir diğer konu ise ekonomiydi. AK Parti hükümetini inkarla kriz çözebileceğini sanıyor diyerek suçladı. Milletin derdi hayat pahalılığı. Bu tablonun tek bir sebebi var. O da AK Parti iktidarının yanlış politikalarıdır. İlk defa bir iktidar milletin gözünün içine baka baka krizi inkar ediyor. İlk defa bir iktidar inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Akşener'in hedefinde stokçuluk iddiasıyla soğan depolarına yapılan baskınlar da vardı. O baskınları mizahi bir dille eleştirdi. Haberiniz var mı? Yeni bir terör örgütümüz oldu. SOTE. Soğan terör örgütü. Vallahi diğer terör örgütlerini 15 yılda aynen zor zahmet anladılar. Ama soğan çiftçisini anında anladılar. Soğan terör örgütü. İki hafta önce MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz, İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İyi Parti lideri Akşener bugünkü grup toplantısında Kocamaz'a parti rozetini taktı. Isparta, Afyon ve Elazığ belediye başkan adaylarını da açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener iki hafta önce MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz'ı Mersin'in yörük evladı diyerek kürsüye davet etti. Mersin'in bir yörük evladı. O efsane geminin kurdalığa terk edildiğini duyduğunda yüreği burkuldu. Ne yaptı etti? Şimdi başkan adaylarımıza rozet takıyorum ama sonra onlar onu çıkaracaklar. Belediye başkanlığını herkese eşit yapacaklar. Başkanım, çok teşekkür ederim. İYİ Parti'nin Afyon Belediye Başkan adayı Mahmut Koçak, Niğde adayı Mümin İnan, Elazığ adayı Ali Şekerdağ, Isparta adayı Gökmen Gökmenoğlu oldu. MHP tarafından yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Burhanettin Kocamaz, partisinden iki hafta önce istifa etmişti. Ve adeta çekil denildiği bir dönemde rahmetli başbuğa olan sadakatini ve ürkücü fikir ve düşüncelerimi saklı tutmak üzere hayatımın en zor kararını veriyor ve
içinde bulunduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyorum. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde düğüm önümüzdeki iki haftalık süreçte çözülecek. Beştepe'de Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesiyle de ittifakın çerçevesi belli olacak. En çok merak edilense Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'ndan meclis başkanlığını isteyip istemediğiydi. Bahçeli o iddiaları MHP'de pazarlık söz konusu değil diyerek kesin bir dille yalanladı. MHP'de pazarlık söz konusu olmaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı karşılığında Cumhurbaşkanı'ndan meclis başkanlığını istedi mi? Bahçeli o iddiaları pazarlık söz konusu değil diyerek kesin bir dille yalanladı. Partimizin karşısında bir pazar vardır. Her türlü sebze orada bulunmaktadır. İsteyen alıp isteyen satar. Ama bizim partimizde olmaz. Meclis başkanı henüz var efendim. AK Parti ve MHP'nin işbirliğinin çerçevesi iki haftalık bir sürecin ardından belli olacak. Şu anki çalışma 30 büyükşehirin büyükşehir belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki Cumhur İttifakı'nda gelinen aşamayı Erdoğan'a sunacak. Son anket sonuçları ve değerlendirmeleri alacak olan Erdoğan, aday belirleme komisyonu toplantılarının ardından henüz açıklanmayan il ve ilçelerle ilgili kararını verecek. Erdoğan, ittifaka dahil edilecek ve jest yapılacak illerle ilgili kararından sonra MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek. Beştepe'de önümüzdeki hafta yapılacak bu görüşmenin ardından ittifakın netleşmesi planlanıyor. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin ardından iki hafta sonunda tüm il ve ilçe adayları kamuoyuna duyurulacak. Birbirlerine bazı illerde jestler yapan iki partinin iki ayrı seçim kampanyası yürütmesi de olası. AK Parti ve MHP'nin teşkilatlarından ittifaka zarar verebilecek söylem, eylem ve davranışlardan uzak durmaları istendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ile beraber teröristleri finanse ettiği iddialarını değerlendirdi. Bu yönetimler İslam'ın sınırına saplanmış zehirli hançerlerdir dedi. İradesiz ve icazetli yönetimler biliniz ki İslam'ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir şey değil. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında bu sözlerle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı. Parasal, eğitim, silah ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı körfez ülkelerinin ABD ile ortak hareket edeceği söylenmektedir. Suudi Arabistan'ı eleştiri yağmuruna tutan Bahçeli, önce siz vahşi cinayetin hesabını verin sözleriyle de Cemal Kaşıkçı cinayetini bir kez daha gündeme taşıdı. Önce işlediği vahşi cinayetin hesabını versin, bedelini ödesin. Sarı yelekliler Fransa'daki bir grup eylemci Fransız hükümetinin politikalarına tepki vermek için sokaklarda. MHP lideri Bahçeli de bu eylemleri Gezi Parkı olaylarıyla bağdaştırdı. Gezi olayları esnasında polisin göstericilere meşru ve hukuki müdahalesinde rahatsız olan Fransa bugünlerde Türkiye'ye ne söylemişse yemiş yutmuş, o hal ilanını tartışmaya başlaması da çok manidar bir gelişmedir. Bahçeli'nin gündeminde yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Bu kez Kılıçdaroğlu'nun bir Alman gazetesi için kaleme aldığı makaleyi eleştirdi. Bahçeli'nin bir diğer eleştirisi de akil insanlaraydı. Kendini akil sanan bazı akılsız ve zeka özürlüler Oslo'da toplanmışlar. Hemen sınırımızın diğer tarafına geçip Kandil'e gitseler çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. AK Parti grup toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyareti nedeniyle bugün yapılmadı. Dolayısıyla AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili de bir açıklama yapılmamış oldu. Açıklanacak o isim merakla bekleniyor. Adaylığın güçlü isimlerinden Meclis Başkanı Binali Yıldırım Çin'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Latin Amerika gezisine devam ediyor. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, önce Çin parlamentosunu ardından da Çin Seddi'ni gezdi.
Yıldırım'ın gezisine eşi Semiha Yıldırım da eşlik ediyor. Gezisine Airbus A330'u kullanan Binali Yıldırım'ın Çin'den sonra önce Kırgızistan'a ardından da İran'a geçmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Latin Amerika gezisinin Venezuela durağındaydı. Erdoğan, Latin Amerika gezisinde Katar'ın hibe ettiği Boeing 747-8 heyeti ise Airbus A340-500'ü kullanıyor. Arjantin'deki G20 zirvesinden sonra Paraguay'a geçen Erdoğan, gezisinin Venezuela durağında devlet başkanı Maduro tarafından karşılandı. Tören sırasında yere düşen Türk bayrağını bizzat Maduro kaldırdı. Erdoğan, Venezuela-Türkiye İş Forumu'nda da konuştu. Venezuela ile ekonomik ilişkilerimiz güçlü bir potansiyel barındırıyor. Küresel ticaret sisteminin parametrelerini yok sayan keyfilikleri tasvip etmiyoruz dedi. Dünyada şu anda ikinci sırada bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika gezisine eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan ilk olarak Arjantin'de ülkenin efsane isimlerinden, hakkında pek çok film çekilen ve kitaplar yazılan Eva Perón için açılan Evita Müzesi'ni gezdi. G20 liderlerinin eşlerine verilen resmi yemeğe katılan Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin eşi Ava da, ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın da aralarında bulunduğu lider eşleriyle basına poz verdi. Arjantin'de Malba Müzesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, bir çocuk hastanesine ekipman desteği verdi. TİKA'nın Paraguay'a yaptığı ambulans ve tekerlekli sandalye yardımlarının teslim törenine katıldı. CHP önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelecek bütçeye muhalefet şerhi koydu. 167 sayfalık şerhte dikkati çekense ilk kez kullanılan bir kavram oldu. O kavramın adı egokrasi. Yeni sistemin ilk bütçe kanunu komisyonda kabul edildi, genel kurula gelmek üzere. CHP ise kanuna şerh koydu. Üstelik 167 sayfalık şerhte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik yeni bir kavram da attı ortaya. O kavramın adı egokrasi. CHP egokrasi için bu yeni düzen içerisinde devlet yönetimini en iyi anlatan kavramdır dedi. O kavramı da milli iradeyi tek bir şahsın kişisel çıkar ve isteklerini indirgemek olarak açıkladı. Muhalefet şerhinde yer alan bir diğer önemli başlıksa başkan ve adamları. CHP şerh gerekçesinde Türkiye'nin niteliği ne olduğu belli olmayan ve başkan ve adamları olarak adlandırılabilecek bir grup tarafından yönetilmeye çalışıldığını belirtti. Bir eleştiri de ekonomiye yönelikti. CHP'ye göre iktidar kamuda tasarruf programları yaptığını söylese de yerel seçimlere kadar idare etme anlayışı içinde. Türk lirası dolar karşısında eridi. Türkiye tüm dünyanın en ucuz iş gücü olarak bildiği Çin'e yaklaştı. Rakamlar vahim. 302 dolara düşen asgari ücretiyle Türkiye en ucuz iş gücüne sahip ülkelerden biri olmak üzere. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne asgari ücreti 2200 Türk lirasına çıkaracak bir kanun teklifini sunduk. Asgari ücret net 2800 lira olmalıdır. Aralık ayı başlamada imkanı olanlar 2000 lira yapalım. 2000 lira mı olacak, 2200 lirayı mı bulacak? Yılbaşı öncesi asgari ücretle ilgili talepler arka arkaya sıralanırken dolar karşısında her geçen gün eriyen bu ücret Türkiye yine bir listenin sonlarına doğru itti. O liste ucuz iş gücü listesi. Türkiye son rakamlara göre tüm dünyanın en ucuz iş gücü olarak bilinen Çin'e yaklaşmak üzere. Rakamlar Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ait. Hazırlanan rapor öyle veriler ortaya koyuyor ki Türkiye'nin ucuz iş gücü cennetine dönüştüğü açıkça görülüyor. Buna göre asgari ücretin satın alma gücü açısından Türkiye artık OECD ülkeleri arasında 18. sıraya kadar düştü. Türkiye'nin yarısına yakınının geçinmeye çalıştığı bu ücretin nasıl eridiyse son 10 yıl rakamlarına bakıldığında ortaya çıkıyor. Buna göre 2008 yılı başında aylık 441 dolar olan net asgari ücret 2018 yılında artık 302 dolara kadar düşmüş durumda. Akıllardaki soru ise yeni belirlenecek rakamla Türkiye'nin ucuz iş gücü cenneti olmaktan kurtulup kurtulamayacağı.
Sosyal medyada zirve yapan görüntüler var sırada. Asgari ücretle ilgili sokağa çıkan Yol TV ekibi mikrofonu öyle iki kişiye uzattı ki onların verdikleri cevaplar gündem oldu. İşte AK Partili babayla sol görüşlü oğul arasındaki hem çarpıcı hem de tebessüm ettiren o diyalog. AK Partili sorma diyorum. AK Parti ben solcuyum kardeşim, bu AK Partili. Bu 500 lira diyor. 500 lira. 5000 lira, 5000 lira. 5000 lira mı? Sen şimdi 3,5 lira, 5 lira biter. Asgari ücretin normalde 5 milyon olması lazım bana göre. Yani, 5 bin olmalıydı ya. Ya yok, ayak yapıyor bunlar AK Parti'ye. Yarın yine AK Parti'ye oy verecek bu. Ben bilmiyor muyum malımı? Verecek misin Zay? Verecek baba, tabii ya. Başka yok ki. Başka verecek biri yok. Ama 5 bin lira. Asgari ücret de 5 bin lira olsun derim. Peki şunu soralım o zaman. Siz de dinleyin. Mecliste asgari ücretliden vergi alınmasın önergesi AKP oylarıyla reddedildi. Buna ne diyorsunuz? Orada bir sıkıntı yok. İstedikleri gibi oynuyorlar zaten. Orada bir sıkıntı yok ki. Cevabı ben vereyim mi? Bu ülkedeki bütün mantıklı yasalar, namuslu, şerefli insanların verdiği önergeler kim tarafından reddedildi? AK Parti tarafından. Niye? Namussuzluğun başında onlar var. O yüzden hiç sorma bu tip adamlara. Babam babam ama yapacak bir şey yok yani. Kendine göre geçecek. Onlar şeyden gelmişler. Sahili kesimden gelmişler. Balıkesir'den gelmişler. Buraya Balıkesir. Ayvalık'tan. Orası biliyorsun zaten şeyde, onlar çocukken orada yetişmiş, orada büyümüş. Yani neler bilmiyor. Sorar mısınız? Nerede yaşıyormuş bu, sorar mısınız? Nerede yaşıyorsunuz? Şu an Ankara'da yaşıyoruz. Yok, aslen nereliyim? Neresiniz aslen? Aslen Rizeliyim. Bunları alayı böyle, anladın mı? %75'i bunların AK Partili yani. Ama siz de Rizeli oluyorsunuz. Ben İstanbul'da doğdum, Ayvalık'ta büyüdüm arkadaşım. Artı ben bilinçli bir vatandaşım. Yoksulluk sınırının üstünde bir kere asgari ücret vermesi gerekiyor normal mantıkta. Verir mi? Mümkün değil. 50 yaş üstüne hiç sormayın. Zaten hayattan kopmuşlar. Vallahi bak, gençlere sor ya. Sıkıntıyı yaşayan gençler. Ya ne bilinçlisi baba, Allah Allah. 5 bin lira olması lazım. Olsa da yetmez zaten. Yani 5 bin de yetmez. 5 bin de yetmez yani. Çünkü hayat şartları öyle öyledir. Ama ne yapması lazım? Ailede çocuk çocuk çalışması. Çocuklar dahi yani çalışması lazım. 3 tane çocuk istedi ya. Üçünü de büyüteceksin, işe koyacaksın. Asgari ücretten çalıştıracaksın. 5 kişilik bir hanenin geliri asgari ücret bazında baktığında 1600 çarpı 5, 8 bin lira yapar. Yoksulluk sınırının bir tık üstüne çıkıyorsun. 5 kişi çalışırsa. Çocuğu bugün de olsa 18'ine kadar zaten çalıştıramıyorsun. 18 sene beklemen lazım. O yüzden yani yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş böyle gider. Depo baskınlarına rağmen kuru soğan fiyatlarında artış devam ediyor. Ispanak üreticileri sıkıntılı. Tarlalarda kalan yüzlerce dönüm ıspanak çürümeye terk edildi. Çiftçi ürünlerini maliyetine bile satamadıklarını belirtiyor. Önlem alınmazsa soğan fiyatlarında yaşanan artışın ıspanak fiyatlarına da yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. İzmir Foça'da ıspanak üreticileri dertli. Üreticiler gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ürünlerine maliyetine bile alıcı bulamayan üreticiler, soğan fiyatlarında yaşanan artışın böyle giderse önümüzdeki yıl ıspanak ve diğer ürünlerde de yaşanabileceği uyarısını yapıyor. Görüyorsunuz, mükemmel bir ürün, çiftçi ekmiş, yetiştirmiş. Dönümüne en az 1500 lira para harcamış. Ama mazot tarlada. Bizim devletimiz gidiyor soğan depolarında soğan pahalandı diye soğan depolarını basıyor. Patates depolarını basıyor. Ama çiftçinin elinde kalan ürünlere hiç kimse bir çare bulmuyor. Şimdi seneye ıspanak ekimi de olmayınca, bu sefer pahalanınca ne olacak? Üretimde bir dengesizlik. Yine fiyatlar tavan yapacak. Bu şekilde bu çiftçi buraya 90 dönüm yere en az 110-120 bin lira para harcadı. Bu kazandığı paradan bunu buraya kullandı. Tohumu, gübresi, ilacı, sulaması, mazotu, işçiliği, ama şu an bu malı sürecek gidecek. Bu durumda yani çiftçi ne yapsın? Seneye ekmeyecek. Gördüğünüz gibi şuralar bozulmaya başlamış. Bu yavaş yavaş 15 gün sonra biter. Kendiliğinden biter. Şurada en fazla bir hafta içerisinde hasat edilirse edilir. Edilmezse ondan sonra ıspanağımız da yok. Fiyatlar yine 8-10 liraları görür. Devlet de bu sefer halleri mi basar, marketleri mi basar, nerelere basar, ıspanak arar. Ama maalesef bulamayız. Yani bu ürün yavaş yavaş gidiyor. Tüccar almak istiyor. Yok pahasına. Yani dönümünde 1300-1400 lira masraf etmiştir adam. O geliyor 200-300 lira para teklif ediyor. Yani ölü parasını almak istiyor. Köylü de verecek parayı vermiyor.
Diyor ki keseyim satayım ondan sonra parayı alayım. Öyle veren arkadaşlar da halden para alamadım, şuradan para alamadım, zarar ettim. Bir sürü bahanelerle üreticinin parası ödenmiyor. Ya devlet bunlara bir çözüm bulması lazım. İşçi, memur, emeklinin yüksek zam hevesi kursağında kaldı. Aylardır rekor üzerine rekor kıran enflasyonun Kasım'da düştüğünü açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, durumu bu sözlerle değerlendirdi. Erdoğdu, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların geri alınmasını da istedi ve Erdoğdu şu anda telefon attığımızda. Sayın Erdoğdu merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Son açıklanan enflasyon rakamlarına bakarsak, eğer çalışanlara yapılacak zamları nasıl etkiler? Şimdi enflasyon indirmek amacıyla geçici vergi indirimleri yapıldı. Özellikle otomotiv sektöründe, beyaz eşya sektöründe. Bunların enflasyon hesabında ağırlığı var. Ancak hiçbirimiz sürekli otomobil almıyoruz, sürekli beyaz eşya almıyoruz. Yani en fazla birkaç yılda bir böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz ama enflasyon paketinde çok ağırlıklı. Ve bu vergi indirimleri, geçici vergi indirimleri dolayısıyla enflasyon %1.44 düşürüldü. Bunları çıkardığınızda 0.5 puan normalde enflasyonun artmış olması gerekiyordu. 1.5 oradan 0.5 buradan 2 puanlık bir enflasyon düşüşü fiilen karşı karşıya kaldığımız. Şimdi araba almıyorsanız, beyaz eşya almıyorsanız, ağırlıklı gıda, giyim, eğitim gibi masraflarınız oluyorsa enflasyonun düşüşünüzü size anlamıyor. Sizin enflasyonunuz bu ay 0.5 puan yükseldi. Peki bu aradaki 2 puanlık fark ne anlama geliyor? Hepimizin, emeklinin, çalışanın maaşları 2.5 puan, 2 puan az hesaplanacak demek. Yani devlet 2 aylık bir vergi indirim yapıyor. Ocak'ta bu vergi indirimi bittiğinde bu enflasyon, 2 puanlık enflasyon tekrar fiyatlara yansımış olacak. Peki biz ne kaybetmiş olacağız? Biz ocağa kadar maaşlarımız hesaplandığı için herkesin maaşı fiktif olarak, naylon olarak 2 puan düşürüldü. Düşürülen enflasyon sayesinde 2 puan düşmüş oldu. Yazık günah. Bu arada sesim kesiliyor mu konuşurken? Gayet iyi geliyor sesiniz. Sonuçta ne oldu? Bu fiktif enflasyon düşüşüyle, bu vergi oyununa enflasyon düşüşüyle hepimizin maaşından, emeklilerin, çalışanların, herkesin maaşından 2 puan kesilmiş oldu. Bu Ocak ayında olacak bu enflasyon, şimdi vergileri tekrar koyduklarında. Biz bu artışlarla maruz kalacağız ama ücretlerimiz artmayacak. Günün sonunda ne yaptılar? Otomotiv sektöründe, beyaz eşya sektörüne kıyak geçmek uğruna vergileri düşürdüler. Buradaki patronların kârı arttı. O kâr artışının karşılığı olarak da bizim maaşlarımız 2 puan düştü. Bu kul hakkı yemektir. Yazık günah, asgari ücrette insanlar açlık sınırının altında yaşıyordu. 2 puan da bu sayede ellerinden almış oldular. Evet, yani aslında ekonomik... Yani bu şunu şöyle düşünün, bir asgari ücretli için 32 lirasını her ay elinden alıyorsunuz. 12 aya vurdunuz, 300-400 lirasını elinden almış oldunuz. Yazık günah değil mi yani? Evet, asgari ücret konusunu da soracağım size, ancak şimdi ekonomik anlamda evet bir enkaz var. Peki bu enkaz nasıl kalkacak? Yani şöyle bir şey... Demokrasi, adalet ve hukuk gelmeden bu enkaz kalkmaz. Yani ekonomik istikrar teklifleri, bilmem neler, şunlar bunların hepsi hayal. Çünkü hukuk olmayan bir ülkeye yatırım olmaz. Yatırım olmayınca istihdam olmaz. İşsizlik çok artar, üretim olmaz. Günün sonunda çok borçlu bir ülkeyiz. Ve artık yabancılar bu ülkeye gelmek istemiyor. Ne yazık ki tasarruflarımız yetmiyor, gelirimiz çok düşük. Yabancıdan gelecek krediye muhtaç bırakılmış durumdayız. Şu an itibariyle yabancı gelmediği gibi yerli yatırımcı kalkıyor. Onun için Türkiye demokrasi gelmeden, adalet gelmeden, hak hukuk adaleti olmadan Türkiye'nin bize çıkması yok. Evet, şimdi tabii yeni yılda yaklaşırken asgari ücret konusu da gündemde. CHP 2200 olsun dedi, DİSK 2800 dedi ve aslında gözler asgari ücretin ne kadar olacağına bağlı. Şu anki koşulları düşünürsek, eğer Türkiye'deki yaşam koşullarını da düşünürsek neler söylersiniz asgari ücretle ilgili? Ya birincisi şöyle bir şey, 1600 lira asgari ücret zaten evet, açlık sınırının altındaydı. Fiilen yani temel gıda maddelerini falan koyarsanız %40 enflasyon var. Teknik anlamda %25 enflasyon var. Zaten %25 enflasyona baktığınızda 350-400 lira ediyor. Bunu koyduğunuzda zaten 2000 lira normal ölçünün enflasyonda. Ama asgari ücretli gidip de her gün kendine otomobil almıyor, beyaz eşya almıyor, giyim, gıda, kira gibi masraflar veriyor. Bunda enflasyon çok yüksek.
Bunları korumamız gerekiyor. Ve hani piyasayı da düşünerek, yani asgari ücreti ödemek zorunda olan işletmeleri de düşünürsek, 2200 lira asgari ücret olması gerekiyor. Asgari ücret vergi yükünden arındırılması gerekiyor. Ayrıca primlerde de bir düşüşlük olması gerekiyor ki asgari ücret yüzünden de iş yerlerimiz zora girmesin. Biz bütün bunları ölçerek, biçerek en minimum teklifi de söyledik. 2200 lira. Bunun altındaki asgari ücret gerçekten artık açlığı yaygınlaştıracak hale gelecek çalışan açlığından bahsediyoruz. Bakın, çalışıp da aç kalan insanlarımız var. Ve bu durum sürdürülemez, ama günün sonunda tekrar şunu söyleyeyim. Bu ülkeye demokrasi gelmeden, adalet gelmeden, hukuk sistemini restore etmeden, bu baskı rejimini bitirmeden Türkiye ekonomisinin düze çıkmasını mümkün görmüyorum ben. Evet, Sayın Erdoğdu, aslında konumuzun dışında da son soru olarak bunu yönelteyimse, bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj varsa buyurun lütfen. Yani yerin altında en zor koşulda çalışan insanlar, madenciler, onların çıkardıkları enerji kaynakları sayesinde yuvamızı ısıtıyoruz, ekonomimizin tekerlekleri dönüyor. Ama ne yazık ki çok zor koşullarda çalışmaya devam ediyorlar. Sadece madenciler öldüğünde hatırlamamalıyız. Madenciler gibi inşaat işçilerini, ağır koşullarda çalışan insanları düşünerek bu ülkeyi zenginleştirmemiz gerekiyor. Ve elde ettiğimiz zenginliği de hakça bölüşmemiz gerekiyor. Tüm madencilerin Madenciler Günü kutlu olsun. Şehit madencilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemden. Peki, çok teşekkürler değerli katılımınız için Sayın Erdoğdu. Sağ olun. Saygılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aykut Erdoğdu telefon attığımızdaydı sevgili izleyenler. Hem ekonomiyi değerlendirdi hem de Madenciler Günü ile ilgili açıklama yaptı. Şimdi biz devam edelim. Evet, Fransa'da akaryakıt zamlarını ve ekonomik şartların kötüleşmesini protesto eden eylemciler için aslında sonuç yaklaştı diyebiliriz. Hükümetten geri adım geliyor. Hükümet kaynakları Macron'un Ocak ayındaki vergi artışını askıya alacağını açıkladı. ...17 Kasım'dan bu yana gösterilerin sürdüğü Fransa'da hükümet sarı yelekliler krizine çözüm arıyor. Hükümet kaynakları Macron'un Ocak ayındaki vergi artışlarını askıya alacağını açıkladı. Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartlarının kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklerin eylemleri ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerinin düşmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Fransa'da hükümet kaynakları, Başbakan Eduardo Philippe'nin Ocak ayındaki vergi artışını askıya aldığını açıklayacağını belirtti. Başbakan Philippe'nin söz konusu açıklamayı bugün geç saatlerde yapacağı ileri sürüldü. Günlerde süren eylemlerde çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi, 1043 kişi yaralanmış ve 1424 kişi de gözaltına alınmıştı. Evet, görüntüler böyle ve aslında sıcak bir gelişme de var. Hemen sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Fransa Başbakanı bir açıklama yaptı ve Fransızların öfkesini duymamak için sağır olmak gerekir dedi. Aynı zamanda akaryakıt zammı dahil vergi artışını 6 ay erteleyelim dedi. Tekrar etmiş olalım, Fransa Başbakanı bir açıklama yaptı bugün. Fransızların sesini duymamak için sağır olmak gerekir dedi ve akaryakıt zamları dahil vergi artışını da 6 ay erteliyoruz dedi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, devam edelim. Fatih'te siyah çarşaf giyen bir erkek polisi alarma geçirdi. Önce bağırarak havaya ateş etti. Ardından tesadüfen oradan geçen ve izinli olan gece bekçisinin olaya müdahale etmesi sonrası bekçiye doğru ateş etti ve kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çarşaflıydı yalnız. Ben arabayı çektiğimde baktım, arabaya denk gelmiş mermiler. Siyah çarşaf giyen bir erkek Fatih'i birbirine kattı. Bağırarak havaya ateş açtı. O sırada yoldan geçen izinli bir gece bekçisi olaya müdahale etti. Bu defa bekçiye doğru ateş etti. İki kişi peşini bundan çarptı. İki kişiyi kovaladı. Arabaların arasından koynundan çıkarttı. O iki kişi kaçarken silah var, silah var diyerek. Buradan da sivil bir arkadaş geçiyormuş, bekçi. Dur dedi sokağa sapınca ve çıkarttı bekçiye ateş etti.
Çarşaflı mıydı peki? Çarşaflıydı. Erkek şahıs? Erkek, yalnız ayakkabısından belli oluyor erkek olduğu. Siyah beyaz ayakkabı vardı ayağında. Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgan, bekçiye doğru ateş ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Ondan sonra kaçtı, çoğu taraftan sokağın içinden kaçtı, nereye kaçtığını bilmiyoruz. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde park halinde bulunan bir otomobil kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı araştırma çalışması yapan ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Beyoğlu Karaköy'de bir otelde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta oksijen tedavisi yapıldı. Karaköy Bankalar Caddesi üzerinde 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden ekipler sevk edildi. Üst katlara itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler mahsur kalan olup olmadığını anlamak için otelin pencerelerini kırdı. İçeride mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen vatandaşlara ise ambulanslarda oksijen verildi. Yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı yine kitap yasakladı ama bu kez son teknolojiyle. Bakanlık bu yılki ders kitaplarını incelerken yerli yazılım bir yapay zeka teknolojisi kullandı. Yüzden fazla kitabı sakıncalı buldu. Kitaplarda en çok FETÖ izi arandı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda müfredata girecek ders kitaplarını incelemeye aldı. Bu yılın farkı ise o incelemenin farklı bir yöntemle yapılmış olması. Bakanlık bu kez kitapları incelerken yerli üretim bir yapay zeka programından faydalandı. Sonuç olarak da yüzden fazla kitabı sakıncalı buldu. Program kitaplarda FETÖ izi, argo kelime, cinsiyetçi söylem aradı. Hatta yazılıma FETÖ'nün verebileceği tüm gizli mesajlar ve FETÖ'cü söylemler de tek tek yüklendi. 4 katmanda yapılan tarama sonucunda yasaklanan kitapların sayısı ise 12. Bakanlık yapay zeka taraması sonucunda 39 kitabı da sorumlu buldu. Evet, bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. Bizlere ulaşabilmeniz için WhatsApp hattımızı hemen sizlerle paylaşalım. 0545 357 42 13 numaralı hattan sesinizi duyurabilirsiniz. Yarın saat 14.30 olduğunda gün iziyle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.